Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda her zaman olduğu gibi öncelikli olarak Bitcoin'in yön hareketine bir inceleyeceğiz. Ve daha sonrasında ise airdroplarda nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili son zamandaki BitShares airdropunda birçok arkadaşımızın ciddi zararları oldu. Bundan dolayı airdroplara katılmanın altın kurallarını anlatacağım. Ve BitShares'da size bir iyi bir de kötü haberim var arkadaşlar. Fiyat düşmüş olabilir ama iyi haberimi de dinlemeniz gerekiyor. Arkadaşlar ve daha sonrasında ise OKEX borsasında yeni bir coin listelendi. Zilika'nın mainnetinde bir DeFi projesi Zyro Finance adında. Ve bu coin ile ilgili bilgilendirme yapacağım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin'in yön hareketine baktığımız zaman bir saatlik grafimizde baktığımız zaman yine aynı arada olduğumuzu görüyoruz ve akümüle olduğumuzu görüyoruz. 10.490 seviyesinde bir direncimiz var. 9.871 seviyesinde bir destek noktamız var. Ve şu anda yukarı direnç noktasına daha yakınız. Gördüğünüz gibi 9. ayın 10'unda yani dün akşam saat 5 sıralarında yukarıya bir deneme attı. 10.490'a bir iğne atmaya çalıştı. Ve şu anda tekrardan akümülü oluyor. Tekrardan yukarıyı deneyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Aşağıyı zaten bayağı bir denemiştik son zamanlarda hatırlıyorsanız. Ve aşağıyı kıramadı kıranmamasından dolayı da aşağı taraftaki desteğimiz biraz zayıfladı arkadaşlar çok denemesinden dolayı artık yukarıyı deneyip yukarıyı zayıflatması gerekiyor bizim için biliyorsunuz Bitcoin bu piyasanın ana coin'i ve bundan dolayı Bitcoin nasıl hareket ederse diğer coin'ler de o şekilde hareket ediyor arkadaşlar bizim için bu yüzden Bitcoin hareketi çok önemli sizlere de sayfalarımızda Twitter ve YouTube sayfamızın topluluk sekmesinde her sabah 10 ve akşam 10'da Bitcoin yön analizi stratejimizi veriyorum arkadaşlar. Fakat bu analizle ilgili de sizlerin dikkat etmesini istediğim bir şey var. Arkadaşlar bu şekilde gün analiz stratejimiz bugün pas geç gösteriyor dediği zaman analizin tutma oranı %90 seviyelerinden %50 seviyelerine düşüyor. İkinci strateji Yine %50 seviyelerinde fakat ağırlıklı olan bir strateji. Yani %60 da diyebiliriz buna. Daha ağırlıkta diyor mesela fiyat neymiş Bitcoin'de baktığımız zaman 10.270 dolar seviyesinde. Şimdi baktığımız zaman sabahleyin bir saat 11 gibi paylaştık stratejimizi. Ve sabah saat 11'e bakıyorum arkadaşlar. Bitcoin 10.270 dolar seviyelerindeydi. Bakalım güncel fiyatımıza da sistemimizde paylaştığımız 10.270 dolar seviyesinde paylaşmışız. Şu civarlarda bir yerdeymiş arkadaşlar paylaştığımızda analizimizi. Daha sonrasında ise 10.270'ten bir sıçrama gerçekleştirdi. Şurada da gördüğünüz üzere 10344 dolar seviyelerini gördü. Arkadaşlar şimdi bizim stratejimizin asıl olayını anlat, anlatmak istiyorum sizlere. Şimdi stratejiyi sabah 10'da ben size verdim. Yani Bitcoin'de yükseliş bekliyoruz dedim. Bu yükseliş akşama kadar hiç aralıksız şekilde sürecek demek değil bu arkadaşlar. Yani yükseliş o fiyattan bir yükseliş gelecek demek. Yani 10270 dolardan bir yükseliş gelecek noktası 10.300 mü olur 10.500 mü olur o noktayı tam sizlere nokta atışı söyleyemem çünkü dediğim gibi analizimiz sadece yükseliş ya da düşüş trendini veriyor bize Biz mesela diyelim 10.270 dolardan aldınız ve 10.400 dolara çıktı Bitcoin 10.400 dolarda karınızı alıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Yani ille zirve noktayı bir beklemenize gerek yok ya da stop koyabilirsiniz. Mesela ben çıktı 10.450 dolara siz 10.400 dolara bir stop koyun. Zaten 130 dolar karda oluyorsunuz otomatikmen. Yarım bitcoin olsa elinizde 75 dolar 70 dolar karda oluyorsunuz arkadaşlar. Bundan dolayı fiyat yükseldikten sonra benim söylediğim fiyattan ya da düştükten sonra ona göre alımlarınızı yapabilirsiniz ya da stop koyabilirsiniz. Yani bu analiz ondan dolayı arkadaşlar pas geç gösterdiği zaman biraz daha temkinli davranırsınız. Yani yatırım yaptığınız sermayenizin yeri gelirse yüzde 30'a yüzde 40'a çekersiniz. Stop seviyenizi iyi ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani kârda olduğunuz bir fiyata stop koyun ki bakın tekrardan Bitcoin 10.270 dolara geldi. Yani şu anda 10.287 dolarda. Fakat bizim için gördüğü yüksek nokta önemli. 10.344. Yani 10.300'deyken siz 10.320'ye çıktı mesela 10.300'e bir stop koysanız ister istemez yani mesela şu noktaya geldi zaman 10.344 bir yükseliş yaptığını görüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı pas geçtiği günlerde siz de pas da geçebilirsiniz. Yani ille bir hamle yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yani bu stratejiyi dediğim gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela topluluk sekmemizi de sürekli takip etmez öneririm sizlere. Mesela burada yazmışım. BitShares'in pump'ı başladı. Saat 16.55'te TR saatiyle ekran görüntüleri alınacak. Bu saatten sonra jet hızıyla iniş gelecektir diyor. Uyarıyorum arkadaşlar şeklinde yazmışım. Ve hakikaten de 16.56 geçe jet hızında bir iniş geldi arkadaşlar. Şimdi videomuzun diğer konusuna geçiyoruz. Airdrop'taki altın kurallar neler arkadaşlar? Bunlarda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Arkadaşlar airdroplarda şimdi bir borsada airdrop açıklandı. Binance'ın mesela desteklediği BitShares üzerinden anlatayım sizlere. BitShares airdropu açıklandı arkadaşlar. Bu airdropun açıklanma tarihi 9. ayın 7'si. Airdrop'un olma tarihi 9. ayın 10'uydu. Yani 3 gün öncesinde açıklandı. Fiyat airdropu destekleyeceği açıklandıktan sonra Binance'ın bir yükseldi. BitShares'ın fiyatı. Buradan da hatta hemen BitShares'ı açalım arkadaşlar sizlere canlı canlı bakalım. Arkadaşlar burayı çok önemli dinlemenizi rica ediyorum sizlerden çok önemli bir konu çünkü birçok arkadaşımız bu hataları yapıyor Arkadaşlar şimdi 9. ayın 7'sine geldiğim zaman Şurada zirve yaptığı noktayı görüyorsunuz şu nokta Şurada zirvesini yapıyor 62.19 0.062.19 dolar Burada zirveyi yapıyor burada neden zirveyi yapıyor Binance'ın desteklediğini açıklamasından dolayı Yani 4'ü 19 geçe Zirvesini yapıyor arkadaşlar Daha sonrasında ise Baktığımız zaman Fiyat tekrardan düzeltmeye geliyor. Gördüğünüz gibi 9. ayın 9'unda tekrardan bir 0.04397 dolar seviyelerine geliyor. Yani düzeltme yapıyor şu şekilde. Siz ilk başta haber açıklandığı anda almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Şu pump'ın geçmesini bekleyebilirsiniz. Çünkü daha 3 gün var airdrop'a. 3 gün olduğundan dolayı bir düzeltme beklersiniz. Mesela ben yaptığım hareketi anlatıyorum sizlere şu anda. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ben Bitshares'ta ilk hareket geldi. Buradan alımımı yapmadım arkadaşlar. Seviyelerden bir Parti alım yaptım. Sermayemin 1 biriyle alımımı yaptım. Daha sonra baktım bitçiersin fiyatı biraz daha düştü. Şuralardan da biraz alım yaptım arkadaşlar. Daha sonra baktım biraz daha düştü. Şuralardan da bir alım yaptım arkadaşlar. Yani ortalamamı mümkün olduğu kadar aşağı çektim. Airdrop saatinden önce. Airdrop gününde fiyatlanmanın geleceğini tahmin edebiliyordum. Çünkü o gün de benim gibi düşünüp de alan insanlar olacaktı airdrop'a doğru. Ve gördüğünüz gibi 9. ayın 10'una geldiğimiz zaman Fiyat yavaş yavaş yukarı doğru çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş yukarı doğru hareketleniyor fiyat. Ve asıl olayımıza geldiğimiz zaman ise saat 4:55 55 geçe airdrop vardı. Gördüğünüz gibi airdrop saatine doğru yani 16.53-54 seviyelerinde şu zirveyi gördü. 0.058.37 çünkü airdrop almak isteyen herkes bir anda yüklendi coin'e. Yüklendiğinden dolayı fiyat yükseldi yükseldi yükseldi. Ben zaten ne yaptım? Benim yaptığım hareketi anlatıyorum sizlere. Ben bu alt noktalardan topladığım için sürekli 3 gün boyunca düştükçe topladım, düştükçe topladım. Daha sonrasında fiyat şu seviyelere yükseldi. Buradan sermayemin 3'te birini sattım arkadaşlar karıyla. Daha sonrasında airdrop saatini beklemeye başladım. Burada da şu pump'ı yaparken yükselirken 3'te birini daha sattım. Yani elimde coin'in 3'te ikisi karıyla çıkmış oldu. Kalan üçte birini de çok az bir miktar kalmıştı. Yani zarar etsem bile edeceğim zarar 100 dolar seviyelerindeydi. Bunu gözüm kesiyordu yani biliyordum. Airdrop'u almak adına bu hareketi bekledim. 450-5 geçe yani 4.56 geçe seviyelerinde elimde coin'i sattım. Gerçekten de düşündüğüm gibi 100 dolarlık aşağı yukarı bir zararım oldu. Fakat airdrop'u aldığım zaman büyük ihtimal bu zararımı fazlasıyla çıkartacağımı düşünüyorum. Çünkü bu airdrop'un en büyük artısı... Binance'ın NBS'yi listeleyecek olmasıydı. Özellikle diğer coinlerde mesela Nulsun yakın zamanlarda bir airdrop olmuştu Nerve Network diye. Bunu Binance listelemedi. Daha önce başka airdroplar da oldu bunları da listelemedi. Mesela bu coin'i listeleyeceğini peşin peşin söylemesi bu coin'in zaten BitShares'den de adetlerin aşağı yukarı yakın olacağını bildiğimizden dolayı BitShares'ın sitesinde 500 milyon adet şeklinde görünüyordu. Daha sonra 3.6 milyar adete çıkarttılar o yazan yazıyı. Yani BitShares'e neredeyse adet olarak aynı olacaklar için bu NBS Coin'de ilk listelendiğinde büyük ihtimal BitShares'e aynı fiyat olacak. Hatta ilk listelendiği zaman herkesin yüklenmesinden dolayı BitShares'in fiyatının rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Ve elimde coinleri de ben o ilk pump sırasında elden çıkartacağım arkadaşlar. Airdrop'tan aldığım coinlerimi. Ama zaten parti parti satmamdan dolayı yani burada bir miktar almıştım. Şurada bir miktar almıştım. Şurada bir miktar almıştım. Bunları zaten şuralarda karıyla sattığımdan dolayı burada da sattığımdan dolayı zaten ciddi seviyede bir kazanç sağlamış oldum arkadaşlar. Fakat sizin de izleyeceğiniz yol bu. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu noktayı özellikle bir kez daha dinleyin. Mesela airdrop açıklandı. 9. ayın 7'sinde bu haber geldi. Alımınızı yapmıyorsunuz. Bekliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında airdrop ne zaman? 10. ayın 9'unda saat Türkiye saatiyle 4.55 gece. Yani siz 7'sinden 10'una kadar parçalı alım fırsatınız var. Düştükçe alacaksınız, düştükçe alacaksınız. Gerekirse sermayesi 5'e böleceksiniz. Düştükçe bir parça, düştükçe bir parça, düştükçe bir parça. Ta ki airdrop'un son gününe kadar. Dolayısıyla son günleri özellikle pas geçeceksiniz. Fakat mesela bu haber açıklandığında 7'siydi. 7'sinin gecesi olabilir, 8'inde olabilir. Bu alımları parça 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 düştükçe yapabilirsiniz. Sonra yükseldikçe yükseldikçe satabilirsiniz. En sonunda da kalan bir parçanızda airdrop almak istiyorsanız airdrop'u aldığınız tutarı az miktarda bırakın. Yani mesela diyelim ki 300 dolarlık airdrop bırakın elinizde ya da 200 dolarlık bırakın tutup da 5000 dolarlık airdrop bırakırsanız burada arkadaşlar sizin buradaki paranız şu düşüşte 5000 dolarınız direkt 2000 dolara düşer. Tamam siz airdrop'u yine alırsınız. Bu airdrop'un da en büyük size hani demiştim ya videonun başında. Bir tane de mutlu bir haber vereceğim diye. Bu airdrop'u Binance listeleyeceğinden dolayı birebir oranında da alacağınızdan dolayı bu coin'leri. Bu coin'leri ilk coin listelendiğinde pump'ta satarsanız büyük ihtimal zararınız çıkacaktır arkadaşlar. Fakat her coin'de bu şekilde olmaz. Her airdrop'ta Binance istelemez arkadaşlar. O yüzden bu kısma özellikle dikkat ediyorsunuz. Zaten sayfalarımızı takip edenlere de ben sürekli airdropları söylüyorum. Tehlikeli olan kısım. O yüzden bu kısımlara özellikle dikkat edin. Bu bilgileri kimse sizlere parayla bile vermez arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar kripto market piyasalarına hemen bir bakalım CoinMarketCap sitesine. Bitcoin hakimiyeti 56.8'e düştü. Gitgide de düşmeye devam ediyor. Bu gidişte herhalde %50 seviyelerini göreceğiz Bitcoin'de. Kripto paralarda gördüğünüz gibi dün yeşildi DeFi projeleri bugün tekrardan kırmızıya bürünme olayı var. Kırmızıya büründü coinler. Videomuzu bugün fazla uzatmak istemiyorum. Fakat sizlere 1-2 gün içerisinde büyük ihtimal pazar günü en geç bir altcoin sepeti oluşturacağım arkadaşlar. Sağlam coinlerden bir altcoin sepeti yapalım. Çünkü birçok arkadaşımız, bazıları nakite geçti. Altcoin sepeti bekleyen birçok arkadaşımız olduğunu biliyorum. Bundan dolayı özellikle altcoin sepetimizi yarın olabilir ya da pazartesi günü olabilir. Bununla ilgili bir video daha çekeceğiz. Arkadaşlar DeFi projelerinde coin sitesinden baktığımız zaman Chainlink'in hala liderliğini sürdürdüğünü görüyoruz. DeFi projelerinin içerisinde lider şu anda aşağı yukarı 5 milyar dolarlık bir kilitli değeri var. Yun Finance dünkü Coinbase listeleme haberinden sonra ciddi artış yapmıştı. Hala da 1 milyar dolar seviyelerinde. Yani Chainlink'in 1 piyasa değerinde arkadaşlar. Uma, Avelent hiçbirisi Chainlink'in yanına yaklaşamıyor. Bu da bu olayda Chainlink'i sürekli değerli kılacaktır arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi ilk 5'e yerleşen coinlerden bir tanesi. Bitcoin keşi de geçmişti. Polkadot da büyük ihtimalle yakın zamanda Bitcoin keşi geçer. Bir diğer haberim de sizlere. Bugün Zilika'yı biliyorsunuz. Benim çok sevdiğim bir coin olduğunu biliyorsunuz. Zilika coin'in Zilika ağının üzerinde çalışacak bir DeFi coin çıktı. İsmi de hemen şuradan göstereyim sizlere arkadaşlar. Zayru. Silika A üzerinde çalışıyor tamamen. Şu anda 0.50 cent civarında arkadaşlar. Bu coin'i OKEX borsası şu şekilde bir şey yaptı. Sizin elinizde OKB yani OKEX'in borsa coin'i bulunan arkadaşlarım. Hemen şuradan da sizlere hatta göstereyim portföyden. Arkadaşlar siz buraya Tether gönderdiniz portföyünüze diyelim OKB almak için. Tether gönderdikten sonra şuradan varlık transferinden arkadaşlar varlıklarınızı önce spot account'unuzdan funding account'a atıyorsunuz ki tümünü de transfer ediyorsunuz. Şuradan da Tether'ı seçiyorsunuz mesela. Tümünü transfer ediyorsunuz. Yani spot account sizin ana cüzdanınız, funding account'ta trade yaptığınız cüzdanınız. Bu şekilde bir transferinizi gerçekleştiriyorsunuz transferden sonra piyasalar kısmından OKB'yi alıyorsunuz. Aldıktan sonra tekrardan hesaptan portföyünüze giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan varlık transferine geri giriyorsunuz. Tekrardan buradan Fundic Ecot'tan bu sefer de Spot Ecot'a OKB'lerinizi taşıyorsunuz arkadaşlar ilk etapta. OKB'lerinizi taşıdıktan sonra buradan onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra arkadaşlar o şu finans kısmında arkadaşlar hızlı başlangıca geliyorsunuz. Hızlı başlangıçta şu anda gördüğünüz gibi Zairo yani Zilla kanalı üzerindeki çalışan DeFi coin'i 15 milyon Zairo 12 gün boyunca hatta 13 gündü dağıtılacak arkadaşlar. Bundan dolayı elinde OKB tutanlara dağıtılacak bu. Mesela benim de şu anda elimde 24 adet OKB var ve saat 7'de kilitledim bunları akşam 7 yani 1 buçuksa 2 saat falan olmuş. 2 saatte arkadaşlar aşağı yukarı 0.0177 Zairo birikmiş. 12 gün boyunca ben bunu birikimde bırakacağım. Çünkü bu şekilde borsa coin'leri şu avantajları oluyor aldığınız zaman. Mesela benim burada 100 dolarlık, 150 dolarlık bir OKB coin'im var. Bu şekilde farm yani hasat defi projelerini biliyorsunuz. Staking hasat diye geçiyor. Hasat projeleri olduğu zaman buradan hemen şuradan start now yapıyorum. Burada elimdeki OKB'yi çok kolay kilitlemesi arkadaşlar. Buradaki elimdeki OKB'yi stake yapıyorum. Stake'e bastığınız zaman maksimum diyorsunuz. Okey diyorsunuz ve stake'iniz gerçekleşmiş oluyor. Eğer bu coin'leri de tekrar kullanmak isterseniz unstake diyorsunuz ve direkt kilidi çözülüyor. Buradan da mesela zayronuz birikti diyelim. Harvest dediğiniz zaman yani hasat dediğiniz zaman direkt normal cüzdanınıza atıyor burada birikenleri. Şu anda burada birikenleri benim portföy cüzdanıma gönderdi arkadaşlar. Zayro olarak 0.0178 şeklinde görüyorsunuz burada. Bu 2 saat içerisinde kazım yaptı. Yani stake yaptı miktar. Bu yüzden burada sürekli ben bir OKB OK coin bırakıyorum. Buradan mesela bu şekilde bir olay olduğu zaman direkt burada hemen kilitliyorum. Hatta şuradan da gösteriyor. Bu stake'lerden kazandığınız toplam zayro miktarı 0.0179. Yani şu anda tekrardan başladı mesela zairoyu stake etmeye. Şu şekilde gördüğünüz gibi saniyede az önce daha çekim yapmıştık 0.00016 zayru. OKX borsasında da bu şekilde farming yapabilirsiniz. Yeni çıkan DeFi projelerinde bu şekilde kazancınızı artırabilirsiniz. Daha sonra da benim yaptığım işlem portföye giriyorum arkadaşlar. Burada küçük varlıklarımı OKB yap diyorum. Buradan mesela zayroyu seçiyorum. Onu da OKB'ye dönüştürüyorum arkadaşlar. Ve elimdeki Ziro'm da OKB olmuş oluyor ya da başka bir coin de yine OKB olmuş oluyor. Bütün coinlerim bu şekilde dönüştürüyorum ve elimdeki adeti artırmış oluyorum. Arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi airdrop olaylarında çok dikkat etmeniz gereken bir noktaya değindim bugün. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. OKEX'teki okay, Zairo stakingini yapabilirsiniz. Ve arkadaşlar dediğim gibi cumartesi ya da pazar günü ya yarın ya da pazar günü en geç. Olumuz daha gelecek altcoin sepeti. Bunu bekleyen de birçok arkadaşımız var. Arkadaşlar hepinize desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kanalımız gitgide büyüyor. Videolarımıza yorum yaparsanız abone olmayanlar hala abone olursa kanalımıza çok sevinirim arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla hoşçakalın arkadaşlar.